Arkadaşlar tarih öncesi çağların yani yazıdan önceki dönemlerin yontma taş çağı, cilalı taş çağı ve maden devri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yontma taş ve cilalı taş döneminden sonra artık sırada maden devri var. Biz maden devrini bakır, tunç, demir devri olarak 3 ayırıyoruz. Peki neden böyle bir sıralama var? Bunun sebebi bakır, tunç ve demir diye sıralamanın olmasının sebebi doğada kolay işlenebilenden zor işlenebilene ya da kolay bulunabilenden zor bulunabilene doğru bir gidişat var. Öncelikle bakır devri diyelim. Bakır devri arkadaşlar bakır madeninin silah ve günlük eşya yapımında kullanılmasıyla birlikte başlıyor ve bu dönemin en karakteristik özelliği altın ve gümüş daha çok süs eşyalarda kullanılmıştır. Yani altın ve gümüşün kullanıldığını da biz bu dönemlerde görüyoruz ve bunlardan süs eşyaları yapılıyor. Daha sonraki dönemlere Tunç devrine bakıldığında Tunç'un zaten bakır ve kalayın karışımı olduğunu biliyoruz. Tunç devrinde arkadaşlar ilk kez şehir devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Yani ilk kez kent kavramı ortaya çıkmaya başlamış. Bu da Tunç devrine denk geliyor. Özellikle işte Sümerler, Hititler gibi bazı uygarlıklar genellikle Tunç devrinde ortaya çıkmıştır ve maden devrinin son dönemi ise demir devridir. Bu dönemde arkadaşlar üretim artmış. Özellikle ekonomik hayatta ticaret ve özel mülkiyet kavramı daha da ön plana çıkmıştır. Sitelerin dışında, şehir devletlerinin dışında bu dönemde büyük devletler de kurulmuş ve dolayısıyla devletler kurulmuşsa artık devletler arası egemenlik mücadeleleri de var demektir. Ve bu egemenlik mücadelesinde demiri önce kullanan diğerlerine oranla daha avantajlıdır. Silah yapımında daha fazla ön plana geçmektedirler. Biz maden devrini arkadaşlar bakır, tunç ve demir devri olarak üç ayırdık. Ancak genel anlamda maden devrine bakarsak bu dönemde artık şehirlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Şehirlerle birlikte şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesiyle birlikte artık şehir devletlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Devlet varsa devletler arası mücadelelerin ortaya çıktığını biliyoruz ve bu dönemde ticaret çok önemli bir ekonomik faaliyet. Ticaretle beraber de özel mülkiyet ön plana çıkmış. Ama hala ticaret bu dönemde de takas yöntemiyle gerçekleşiyor. Zaten demir devrinin sonunda yazının icat edilmesi birlikte de artık insanoğlu tarih çağlarına yani ilk çağa geçiş yapıyor. Müzik